Zihniyet sorunu bu. Peki, teşekkürler. Serkan Toper Hoca, bir konuştuğumuz konu üzerinden yola çıkarak hukuki bir tespitte bulundu. Hı hı. Ve çifte standarttan ve ülkeyi yönetenlerin görüşü ne olursa ona göre hareket eder. Ve dolayısıyla da hukukta buna benim isimlendirmem teslim olmuştur şeklinde. Bu sarmaldan, eğer doğru kabul edersek, bu sarmaldan kurtulmanın da bir yolu var mı? Yani tabii bunu söyleyebilmek için hocanın toplantı ve gösteri yürüyüş kanununa muhalefet etmek suretiyle iktidarı destekleyen bir toplantıya izin verildiğini de somut örnekleriyle ortaya koyması lazım var, ki çok örneğin bunun var. Üzerinden konuşabilelim. Var. Böyle bir şey varsa elbette ki çifte standart var ve kanuna aykırılık oluşturur. Şimdi Anayasa 34 toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı. Mesela hocanın söylediğinden yola çıkarak o veya bu şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'ni ya da MHP ya da iktidardaki herhangi bir partiyi desteklemek için daha önceden izin almayan herhangi bir grup Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir araya gelmiş olsa dağıtılır mı? Dağıtılır. Çok net şekilde dağıtılır. Ya, şimdi onu anlat. Yani Sultanahmet Meydanı'nda dağıtılmadığını gördüm. Yarın ya, Ersan Hoca bir grupla çıksın MHP ve AK Parti'ye yönelik bir destek toplantısı yapsın bakalım ne olacak. Denemesi bedava. Olmayacağını yani kendisi iyi biliyor ama öyle, bu ülke böyle. Varsayımlar bu konu, bu konu için. Ama şöyle söyleyeyim. Bu konu bence şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nin kronikleşmiş sorunu ya. Bunu çözmek öyle kolay bir iş değil. Bir zihinsel eleştiri yapılabilir. Orada bir zihin değişimine ihtiyaç vardır. Ben defaatle söyledim. Hukuk çifte standartla konulara yaklaşamaz. İktidar yanlısına başka, muhalefete başka bir tavır sergileyemez. Bu konuda mutabıkız ama bu konu özelinde somutlaştırılmasına dair itirazım var. Onu belirttim. Şimdi Anayasa 34 hakkı tanımlamış. İzinsiz, barışçıl ve saldırısız şekilde herkesin toplantı ve gösteri yürüyüş yapma hakkını anayasa tanımlamış mı? Tanımlamış. Peki anayasa tekniği açısından bu hak diğer tüm haklar gibi ve diğer tüm hürriyetler gibi sınırsız mı? Hayır. Anayasa 13 hakka dair sınırlamaları, Anayasa 14 hakların kötüye kullanılmasına dair de yine sınırlamaları net şekilde ortaya koymuş. Peki biz bu hakkı tanıdık anayasa. Bu anayasadaki hakkın kullanımının sağlanması ve şartlarının belirlenmesi için de bir kanun, uygulama kanunu yapılıyor. Bu da toplantı ve gösteri yürüyüş kanunu. Bu kanunun 6. maddesinde ne diyor? Asayişi bozmadan, vatandaşın gündelik yaşamını zorlaştırmadan, yani sizler trafik akışının yoğun olduğu, vatandaşın yaya akışının yoğun olduğu, vatandaşın günlük hayatını içinden çıkılmaz hale getirebilecek yerlerde gösteri ve yürüyüş yapamazsınız diyor. Yine madde 10, 48 saat önceden bildirim yapmak zorundasınız diyor. Şimdi burada bakacağız peki. Bu izin mi demek? Değil, bildirim. Ya diyor ki sen nerede, hangi amaçla bu gösteri ve yürüyüşü yapacağını bana bildir diyor. Bu kamu düzeni açısından mutlak olarak gerekli bir şey. Yoksa ona baktığınızda bir anda bir bakarsınız çıkmışsınız Taksim'de adım atacak yer kalmamış. Kamu düzeninin sağlanması için bu bildirimin yapılması zorunlu. Bazı hallerde kamu düzeni ve kamu güvenliğinin gerektirdiği hallerde bir ayı aşmamak üzere ilgili idari amirlikçe bu izin verilmeyebilir. Ama bakın bir ayı aşmamak suretiyle. Sizler şimdi geldiniz, 48 saat önce bildirim yaptınız mı? Hayır. Vatandaşların günlük hayatını aksatacak çok işlek bir ana caddede bu toplantı ve gösteri yürüyüşünü yapmaya çalıştınız mı? Evet. Demek ki bu gösteri ve yürüyüş yasa dışı bir gösteri. Bu noktada artık bu polisin de görevi... İki soru sorsam sana çok güncel. Ben tamamlayayım hocam. Yok, bununla ilgili soracağım da sen sonra ineceksin. Tamam. Bir, sence bildirimde bulunsalardı ne derdi valilik? Hocam niyet okuma bir, yapmayalım. İki, niyet bak, okuma yapmayalım. Bu bir şey yap, boş ver. Ne derlerdi sen söyle hocam. İkincisi, vermez tabii ki vermez. Nereden niyet okuma yapıyorsun? Vermeyecekti ya. Ne yapacaklardı? Çünkü iktidarın aleyhinde olan bir şey izin verebilir mi valilik? Biz şurada yapmak sence istiyoruz dediği yer kamu düzeni, kamu asayişi. Olacaksa vermeyebilir. İbrahim Bey de sanıyorum bir şey söylemek istiyor. Yanlış mı duydum İbrahim Bey? Evet evet, bir bilgi vereyim ben. Bir bildirim şeyde önceden bildirimde bulunulmuş gerekli süre öncesinden. Şeyde dün Alparslan Kuytul'un eşinin katıldığı bir programda ben de konuktum. Skype üzerinden bağlandı. Ona soruldu bu soru ve biz bildirimde bulunduk. Hatta işte o gün Nevruz göstercisi var, oraya çok yakın, o yüzden orada yapamazsınız, daha sonra yapın falan şeklinde uyarı gelmiş. Ama bildirimde bulunulmuş en azından. Dolayısıyla Ersan Hoca'nın dediği doğru, bildirimde bulunuyor ve kabul edilmiyor. İkincisi de
silahsız saldırısız tabii. Bildirimde bulundu, dedi ki orada yapamazsın burada. Silahsız saldırısız sadece toplandı. Nerede yapacak? Yani sokakta. Neresinde? Sokakta, caddede. Vatandaşın günlük hayatına... Ya kimsenin canına malına kastetmeden, vatandaşın... trafiği engellemeden. Heh, ya bak bu anayasanın hükmü bu. Bunun en azından müdahale görmeyeceğine dair bugüne kadar hani deyim yerindeyse kemikleşmiş Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararları var. Biz bunu da göz ardı ediyoruz Serkan. Yani şimdi bildirimde bulundu veya bulunmadı. Toplandı, sokakta duruyor. Mesela bir yer belirleyelim. Gerçi İstanbul'da meydan sayısı çok yok ama hani Mecidiyeköy'de bir yerdeyiz. Diyelim ki biz 10 kişi, 20 kişi toplandık. Nümayişte bulunuyoruz. Ama baktığında kimseyi de böyle rahatsız etmiyor. Küfür yok, tehdit yok. Ama bir anda bakıyorsun dağılın diyorlar mesela. Niye dağılacağım ki? Niye yani? Niye bana ya Allah'ın sokağı, caddesi. Ama bütün mantık şu. Bu Gezi'de de vardı. Bu endişe hep oldu bizde. Ya bunu engellemezsen başkalarına örnek olur, daha da büyür. O zaman işin içinden çıkılmaz hale gelir algısı, anlayışı. Zaten bütün sorun bu. Ama toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı var mı? Var. Var, kağıt üzerinde var, kanunda var, anayasada var. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, var. Anayasa Mahkemesi. Her, ama her kimin için gibi, var Serkan? Her mesele bu. Serkan Toper olması değil de, bak zaten Serkan Toper bitirsin mi? Yok yok, bir interaktif tartışma için olması değil de, acaba ne kadar kullanılabilir? Ne kadar biz bunu sağlayabiliyoruz? Biz bunu ne kadar verebiliyoruz? Bu bak yarın, eskiden de vardı bu aynı sorun. Yarın diyelim ki değişim oldu, iktidar değişti. Ben şunu da kabul etmiyorum. Ya terse döneceğim. Yargı kararlarına o zaman da müdahale edeceğim. Ben bunu da kabul etmiyorum ama yani bunda bir hani hakikaten o fanustan demeyeyim de o odadan çıkıp bir gerçeği görmek lazım. Yani mesela şu kötü niyetli bunlar. Neye göre? Peki sen sabahtır niyet okuyorsun da neye göre hoca? Yani niyet okuyorum. Niyet okumuyorum. Sen bir niyet okuması yaptın. Bırak ya, gözünü kapat düşün. Yani hukukçu. Bizden olmadığını düşündüğümüz insanların orada toplanmaları ve gösteri yürüyüşü düzenlemelerinde ne sıkıntı olabilir? Hukuki, silaha saldırıya başvurmazlarsa. Hukuki durumunu anlatıyordum. Daha kişisel hiçbir değerlendirmeme de gelmedim aslında. Ki Murat'a da söyleyeyim. Dolayısıyla ben bunun yasa dışı bir gösteri olduğu noktasında ilgili makamlara itibar ederim. Herhangi bir Alparslan Kuytu'nun hanımını biz bildirim yaptık. Yaptıysan çıkar göster. İki, 20 Mart niçin 20 Mart seçiliyor? Nevruz gösterileri provoke edilmeye çalışıyor HDP tarafından. Ve aynı tarihler aylarca devam eden bu gösteri yapma inadı var. Ve gerekçesi ne? 8 tane bu vakıf üyesinin adi suçlardan dolayı tutuklanmasını protesto edecektir. Bir yargısal kararı protesto etmek adına. Ve bu noktada da adi polis... suçu da evet. Söyleyelim. Birisini kaçırıyorlar. Evet. Zorla senet imzalatıyorlar. Malına mülküne el koymak için. Evet. Devlet de müdahale ediyor. Bu kişileri gözaltına alıyor. Şimdi yasa dışı bir gösteri olduğu konusunda ben kesinlikle ilgili makamlara itibar ederim. Orada bir iki polis, 3 polis, 4 polis, 5 polis. İzlenen görüntülerde çömelmiş, etkisiz hale gelmiş kişiye karşı cop kullanımı. Yani polisin bu dağılın ihtarına uymaması, direnmesi halinde zor kullanmanın ölçütleri var işte. Polis vazife ve selahiyet kanunu hoca bahsetti 16. madde. Önce bedenen. Bedenen yeterli kalmazsa maddi güç. Maddi gücün kapsamına copla müdahale. Bunu kullanma hakkı var ama biz artık çömelmiş, etkisiz hale gelmiş. Ya orada gözaltı işlemi yaparsınız. Ve artık ona vurma hakkınız kesinlikle yok. Ya da dağıl ihtarının arkasına dönmüş kaçarken bir kişiye hala cop vurmaya devam ediliyor olması yine bu zor kullanma yetkisinin aşıldığı anlamına gelir. Türk Ceza Kanunu'nda da bu İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı rakama göre de iki tane polis hakkında da hem idari hem de ceza işlemlerinin yapılacağı belirtilmiş. Şimdi bu kuytulcular kim bunlar? Buna bakmak lazım. Tamam, polis şiddetiyle alakalı Sayın Bakan da gerekli açıklamayı yaptı. Ama sanki orada iki tane, üç tane polisin katıldığı olayı bütün Adana Emniyeti'ne teşmil ederek yapılan konuşmalar, Kuytul grubunun meşrulaştırmaya çalışan açıklamalar, Kuytul grubunun mağduriyet algısı üzerinden bir noktada propagandasını yapmaya yönelik açıklamalar, bunlara düşmemek lazım. Bunlar bu yapı bir kere KHK ile kapatılmış yasa dışı bir grup. Bu vakıf devlet aleyhine faaliyetleri sebebiyle KHK ile kapatılmış. Bu şahıs
Seçilmiş meşru cumhurbaşkanı için kalemi kırılmış gibi bir ifade kullanmış bir şahıs. Bu şahıs 15 Temmuz darbe gecesi millet sokaklarda darbeye karşı direnç gösterirken darbeye hayır dileyen bir şahıs. Darbe başarısız olunca kontrollü darbe tiyatro söylemlerinde bulunmuş bir şahıs. FETÖ'cülerin YouTube kanallarına katılıp sürekli açıklamalarda bulunmuş bir şahıs. Ve devlete karşı faaliyetler noktasında etki ve algı ajanlığı yapan bir şahıs. Dolayısıyla iki tane polisin karıştığı orantısız güç üzerinden bütün emniyet teşkilatını zan altında bırakmaya çalışmak. Bu grup üzerinden mağduriyetler oluşturmaya çalışmaya da karşı durmamız lazım. Ben bunu söylediğim için bu gruba mensup üyeler bugün herhalde sayıları 500'e varan şekilde beddua seansları düzenlemişler bugün bana Twitter'dan. Bunlarda İslam ahlakı da yok, Müslüman ahlakı da yok. Müslümanın beddua etmemesi gerektiğinden de bir haberler. Dolayısıyla Sayın Bakan dedi ya, siz bunların ne olduğunu bilseniz sabır gösteremez kimse diye. Bugün ne olduğunu ben bizzat gördüm. Yani çok da açıkçası çok da tanıdığım bir grup değildi. Takip ettiğim bir grup da değildi. Ama en azından İslam ahlakından bir haber olduklarını bugün yazdıklarıyla, beddualarıyla ortaya koydular. Ha, onların peki, beddualarının da zaten tutma ihtimali yok. Biz devlet aleyhine olan herkese karşı dik durmaya, gerçekleri de söylemeye devam edeceğiz. İki tane polis orantısız güç kullandıysa kanun açık. Ersan Hoca her ne kadar bu ülkede hukuk yok dese de bu ülkede hukuk var, nizam var. Uygulanıyor. Ben hukuk yok demiyorum da. Uygulanıyor, gereği yapılır. Ben hukuk devleti olduğuna inanıyorum aksine. Ama uygulanıyor. Eksiğimiz var. Yeknesaklığımız yok. Eşitlik sorunumuz var. Ben diyorum ki hata varsa bu hata herkese yapılsın. Yani toplantı yani sadece bir grubu almam. Bak ben bir kamu düzeni her senin takip önündedir. Ettiğin bu ismini dahi şimdi söylediğin ki bilmiyorum. Kuytulu olarak oradan Furkan olarak biliyorum ben Kuytulu. Furkan. Dedim. Bilmiyorum. Onlar benim için önemli değil. Benim için önemli olan şu. Eşitiz ya. Ne olursa olsun. Ya şimdi bu toplantı veya gösteri yürüyüşü buna izin vereceksin kardeşim. Niye veya hocam bildirimini ya? Sen kabul edeceksin bunu yap. Bildirim yapmış mı bilmiyorum. Bak sen, başka bir şey varsa bu, suça konu ona Kuytulu müdahale lafıyla, edersin Serkan. Lafıyla hareket etme hocam. Niyet okuma. Ya yapmamışlar. Olur mu öyle bir şey ya? Gösteride yasa dışı. Yasa dışı gösteriyi zor kullanarak dağıtırken bir şey söyleyeceğim. Kapatın zor kullanma yetkisinde bir şey söyleyeceğim sana. Ölçü, oran açılmış, bir açılmış mı, sana. Açılmamış mı? Evet, şimdi, hukuken bunu tartışacağım. Şu anda Fethullahçı yapılanma FETÖ bir terör örgütü olarak bu ülkede kabul ediliyor mu? Ediliyor. Doğru. Öyle tamam. Olduğu için. Şimdi bir Fethullahçı yapılanma gidip de biz burada şunu yapmak, bunu yapmak istiyor diyebilir mi? Diyemez. Ama insanlar, bak en sert örneği veriyorum. Yaşadıkları mağduriyet varsa bunları dile getirmek için derlerse kardeşim biz burada bunu dile getirmek istiyoruz. Toplantı yapmak tamam, istiyoruz. 48 saat önce ya, bildirecek. Kardeşim. Seçeceği mekanlar. Ya bildirmedi diyelim veya bildirdi. Bak bildirdi. O yetkisini kamu otoritesi kötüye kullanıyorsa, vermiyorsa, etmiyorsa, imkan tanımıyorsa. Bu insanlar yine ya nasıl yok canım? Yok, Allah Allah var? Bugüne kadar bu şekilde birçok insanın bildirim talebi reddedildi. En fazla bir gün bak, erteleyebilir. Bak, bana sorsan. Çok kamu bana düzeniyle sorsan, alakalı bir gerekçe sorsan, varsa en fazla da bir ay erteleyebilir. Kanun açık. Demokratik bir hukuk toplumunda o insanın yer altına inmesini istemiyorsan, o insanın kendisini anlatmasını istiyorsan, ya demokratik hukuk toplumunda gelsin, anlasın ne söylüyorsa, ha suça karışırsa, bunu kötüye kullanırsa, koskoca devlet var karşısında. Bu devletin müdahale edecek polisi de vardır, jandarması işte, da vardır. Devlette. Çıkıp da demo çerçeveyi hocam, kırıyorsa, insanları tehdit ediyorsa, yaralamaya çalışıyorsa. Yürüyüş kanunda şunu diyor. Kardeşim çevreyi onlar tahrik zaten etmeyeceksin. Suçsa onlara müdahale edecek. Çevreye tehdit, hakaretler savunmayacak. Kardeşim onlar suç zaten onlara müdahale edecek. Etmiş. Bak, bilmiyoruz ki. Belki polise hakaret grup. Etti. Ya polisi provok etti. Bilmiyoruz bak, bunları. Bak bir bilmiyoruz. 50 kişilik bir grup. Toplandı diyelim. Ne var bunda ya? Silahsız, saldırısız. Niye bunu niye engellemen gerekiyor ki? Nedir? Ne yapıyorlar evet, ki? Evet kanunlar öyle bak kimse ya. Engellemiyor zaten. Kardeşim. Sen varsayım yapıyorsun ya. Sen ne bunlara niye şiddet kullanıyorsun ya? Niye bunları jopla dağıtıyorsun? Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Dağıl iktidarına uymazsanız Murat, dağıtacak. O niye dağılacak ya? Murat Özer'i çok beklettim. Ya sen... Murat Bey de söylese Allah'ın sokağında caddesinde hocam, niye dağılmak zorunda ya? Orada dönüp polise küfür ettiler mi? Yoldan geçen vatandaşa hakaret ettiler mi? Bunları biliyor musun hocam? Etti diyor öyle diyor zaten. Tamam. Ettiyse ne yapacak? İspatı var mı bunun? Ya Allah Allah. Kimin provokatif bir yaklaşım senin olmadığını kim biliyor? Senin de ispatı var mı olmadığına dair? Bak sen de iyi biliyorsun. Hı? Ben de iyi biliyorum. Gider vatandaşlar bunlar, ilgili. Bu hak ve hürriyetler kağıt üzerinde var. Ama gerçek anlamda ifade hürriyetini, toplantı veya gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı bunları kullanmak hoca, bu ülkede bu kadar kolay değil. Hoca, sen öyle kağıt mesela şu söylüyor. Efendim diyor Fransa'da diyor polis müdahale ediyor. Orada da müdahale. Ya Fransa'da olup bir tane yaklaşamayız bile. Ben onu da demiyorum.
Ama bırak 50 kişi 100 kişi çıksın derdini anlatsın kardeşim. Anlatıyor ya. Ben her gün bütün görüyorum. Ne? Mesele her ne? Gün görüyorum birileri ya, gösteri yapıyor. Bütün mesele ne? Bak, onlara niye müdahale edilmiyor? Bak, bütün mesele ne? Allah Murat be, Bey'le bunu değerlendirsin. Twitter'da görmüyor musunuz? İktidarda olan kamu otoritesi. Nevruz gibi Ankara'da, İstanbul'da karşı terör örgütünün paçavraları açıldı. Gösterilere, beyanlara duymak istemiyor. Dayanmıyor. Çünkü bunların büyüyeceğine dair bir endişe yaşıyor. Her gün bir gerekçeyle 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişi toplanıp gösteri yapıyor Türkiye'de ve biz bunu da sosyal medyadan takip ediyoruz. Sosyal medyada. Sosyal medyada. Sen kimseyi oraya takip etmiyorsun. Oraya da müdahale edecekler de oraya o kadar edemiyorlar. Sen istiyorsun ki herkes beni takip etsin. Arada sen de birileri takip et hocam. Kardeşim ben hiç kimseyi takip etmiyorum. Ben görürsün bunları olur mu? Peki Serkan Toper izinle Murat Özer'e. Yani sen toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkıyla dalga geçiyorsun bence. Sosyal medyadan mı toplantı yapacak ya insanlar? Ya her gün bir yerde toplanmış neyse, bir şeyi protesto eder. İnsanların görüntüsü sosyal medyaya düşüyor. Demek ki var.